WWE dünya üzerinde size tanınmak, ünlenmek olarak en büyük kapıları açan güreş şirketidir. Günümüzde artık AEW'da dünya çapında bir şirket olduğundan orada da oldukça tanınabilirsiniz. Diyelim ki bir güreşçisiniz, böyle büyük bir şirkete kadar yükseldiniz, çok para kazanıyorsunuz ki indilerde dönen paralarla kıyas bile edemeyeceğiniz kadar çok paralar bunlar. Ancak zamanla şirkette yeteri kadar size yer verilmediğini ve belki de verilmeyeceğini anladığınızda ne yaparsınız? Oturup paranızı yemeye devam mı edersiniz, yoksa oradan gitmek mi istersiniz? İşte bu aslında herkes için farklılık arz edebilecek bir durum. Eğer zaten kendinizi kanıtlamış bir isimseniz, başka büyük şirkette çalışma şansınız vardır. O kadar da tanınmış bir isim değilseniz durum problem olabilir. Aslında bugün bu videoda biraz bunlara değineceğim. Bildiğimiz gibi geçenlerde Mustafa Ali, WWE'den ayrılmak istediğini duyurdu. Duyurdu duyurmasına ama bunu Twitter'dan herkese açık şekilde yaptı. İzleyiciler arasında ikilem de burada patlak verdi. Bir takım izleyenler ve muhtemelen WWE'den pek haz etmeyenler ya da Mustafa Ali'nin daha iyi kullanılmasını düşünenler onu destekledi. Diğer kişilerse bunun herkesin önünde değil de arka planda bitirilmesi gereken bir şey olduğunu söyledi. Ben aslında tam ikisinin ortasındayım. Evet, böyle bir şeyi Twitter'dan duyurmak, ki Mustafa Ali adeta kendince şov yaparak duyurdu, bence pek doğru değil. Aynı zamanda Mustafa Ali'nin daha da iyi kullanılması, daha aktif şekilde şovlarda yer alması gerektiğini de düşünüyorum. Gelin bakalım, Mustafa Ali'nin bu tweet'i bana göre niye şov, buna bir değinelim. Yazdıkları aynen şu şekilde: güreşte hayallerimden daha büyük bir mesajım var. Çabalamamın aksine eğer WWE'de çalışmaya devam edersem bu mesajı insanlara taşıyamam. Bundan dolayı WWE'den ayrılmayı talep ediyorum. Tamam, bu gayet hoş bir mesaj ama bunu kamuoyu önünde altına isim yazıp arkaya duygusal müzik koyarak yapmak benim için birazcık bir şov gibi geliyor. Ses getirmek istediği ortada. Sonuçta kimsenin haberi olmadan bunu yapsa ve şirketten gönderilse daha farklı şeyler olabilirdi. Mustafa Ali bunu talep etti etmesine ama WWE bu isteği reddetti. Bunun üzerine de Mustafa Ali Dark Knight filminde efsaneleşen Heath Ledger'ın Joker'in paraları yaktığı o anın fotosunu koydu. Aykırı bir karakter olabilirsiniz, bu hareket hoşunuza gitmiş de olabilir ama benim fikrime göre pek doğru değildi. Şirkette birileriyle, yöneticilerle problem yaşadıysanız artık sinirlenip bu tarz şeyler yapabilirsiniz de. Bu durumda pek de bu söz konusu değil gibi. Ben bu videoyu çekerken Mustafa ile ayrılmak istediğini iletmiş, WWE'de reddetmişti. Siz videoyu izlerken durum değişmiş olabilir. Peki şimdi gelin sizlerle Mustafa Ali gibi kamuoyu önünde WWE'den ayrılmak istediğini ileten bazı güreşçilere değinelim. Ama öncelikle söyleyeyim ki bunu doğru düzgün yapan kişiler var mı? Var. Mustafa Ali'ninki bana birazcık arkaya müzik vermek, imzasını atmak şov gibi geldi. Hadi geçelim bakalım kimlermiş bu diğer güreşçiler. İlk bahsedeceğim kişi Mike Bennett. Maria Kanellis'in eşi. Kendisi WWE'de bulunduğu süre zarfında Mike Kanellis olarak boy gösterip aslına bakarsanız pek de önemli işler yapan biri olmamıştı. 2019 yılında Mike yeteri kadar kullanılmadığını ve daha da iyi şeyleri hak ettiğini düşündüğü için kontratının feshedilmesini istedi. Bunu da yine Ali gibi tweet atarak dile getirdi. Kısaca şunları söyledi: bugün WWE'den ayrılmak istediğimi ilettim. Neredeyse 3 yıldır WWE'deyim. Bana verdikleri bu fırsattan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istedim. Ailem için daha iyi olacağını düşündüğümden dolayı geçen Haziran ayında tekrardan kontrat imzaladım. Ancak şirketteki hayal kırıklıkları evime yansımaya başladı. Bu ailem için iyi olmuyor. Eve her gittiğimde kızımın beni kaybetmiş, üzgün ve öfkeli olduğumu görmesini istemiyorum. WWE bu isteğini reddetti. Nisan 2020'ye kadar da şirkette tutup pandemiden dolayı gelen bütçe kesintileri sebeplerinden hem Mike'ı hem de eşi Maria'yı şirketten gönderdi. Bennett şu an Impact Wrestling'de. Maalesef kısa süre önce hayatını kaybeden Brody Lee ya da WWE'deki ismiyle Luke Harper da Twitter üzerinden WWE'den ayrılmak istediğini insanlara bildiren kişilerden biriydi. Şahsen ben onun underrated bir isim olduğunu düşünüyorum. NXT zamanlarından beri dikkatimi çekiyordu. Şirkette çok yükselemeyeceği ortadaydı ama tekil olarak farklı şekillerde de White Family sonrası kullanılabilirdi. Keza 2019 yılında Vince McMahon'la arasında olan anlaşmazlıktan dolayı onun şirketteki hikayesi iptal edildi. Brody Twitter'dan şunları yazdı: bu akşam ayrılma talebimi ilettim. Geride kalan 6 yıl tüm dünyayı kapsayan ömürlük arkadaşlar edindiğim harika bir macera oldu.
Hepsiyle gurur duyuyorum ve beraber çalıştığım insanlarla ringleri paylaştığım için çok memnunum. Kendim ve WWE için doğru olan bu kararı verirken çok zorlandım. Vince McMahon bu isteğini reddetti. Birkaç ay daha şirkette devam eden Brody, Aralık 2019'da şirketten gitti. Yaklaşık 3 ay sonra da All Elite Wrestling'e katıldı. Maalesef Aralık 2020'de de hayata gözlerini yumdu. Bir diğer isim ise Rey Mysterio'nun adımlarını takip etmesi için şirkete getirilen ancak pek de bu şekilde sonuçlanmayan biri. Sin Cara. Aslında bahsedeceğimiz Sin Cara ilk olan orijinal değil, Unico olarak bildiğimiz güreşçi. Özellikle maskeli luchador tarzı güreşi seven zamanın Türk çocukları onu çok sevmişti. Rey Mysterio'dan sonra bir başka maskeli uçan kaçan tip çok ilgilerini çekmişti. Komple Sin Cara figüründen bahsediyorum ama Unico'ya dönecek olursak kendisi Kasım 2019'da WWE'den gitmek istediğini Twitter'dan duyurdu. Kısaca şunları yazdı. Dün gece dua ettikten sonra güreş kariyerimde aldığım en zor kararı aldım. WWE'den ayrılma talebimi ilettim. Küçüklüğümden beri hep güreşçi olmak istemiştim ve oldum da. WWE sayesinde dünyayı gezip birçok harika insanla tanışma fırsatı buldum. Aynı zamanda WWE hayranlarının önünde de güreşme imkanım oldu. Bana verilen bu fırsatlar için çok müteşekkirim ancak artık şirkette çıkmaza girdiğimi düşünüyorum. Bir atlet ve entertainer olarak yeteri kadar değer görmediğimi düşünüyorum. Olduğum yerde dönüp duruyorum. Güreş kariyerimin en iyi zamanlarının bundan sonra geleceğini biliyorum. Her son bir başlangıçtır. WWE'ye bana kattıkları için çok teşekkür ederim. WWE hayranlarına da bana hep destek oldukları için büyük şükran borçluyum. Sin Cara şu an Cinta de Oro olarak Meksika'da kariyerine devam ediyor. AEW'nun kurucu ekibinden olan Cody Rhodes da WWE'den ayrılmak isteğini iletip tweet atan bir diğer güreşçi. 2006 yılında şirkete gelip 10 yıl boyunca bir şekilde şirkette var olan Cody hiçbir zaman main event kalibresine çıkamadı. Güreş ve mikrofon yeteneği aslında başarılı olan Cody midcard olarak kendisini kanıtlasa da ana kemerlere oynayan bir WWE kariyerine ulaşamadı. 2010'larda da zaten Stardust'a dönen karakterinden nefret ediyordu. Abisi Goldust'tan esinlenilen bu karakteri sevmese bile iyi sergiledi. Mayıs 2016'da artık şirketten gitme isteğini duyurdu. Şöyle bir tweet oldu. Geride kalan 10 sene harika bir serüven olmasına rağmen WWE'den ayrılmak istediğimi yetkililere ilettim. Bir süre sonra da daha çok bilgi vereceğim sizlere. Dünya çapındaki tüm güreş severlere bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Cody'nin indie maceraları sonrası AEW kuruldu. Kendisi hala aktif şekilde AEW'de bulunuyor. Bahsetmek istediğim son kişi de Andrade. Kendisi benim olmadığım dönemlerde şirkette boy göstermiş olsa da geriye dönüp baktığım zaman oldukça sevdiğim isimlerden biri oldu. WWE öncesi de zaten dolu bir kariyeri olan Andrade, NXT'de şampiyon olmuştu. Ancak onun genel iyi grafiği sadece NXT bünyesinde kalır gibi oldu. Ana kadroda hiçbir zaman çok yukarılara çıkamadı. United States şampiyonu oldu olmasın ama bunun ötesine de geçemedi. Son maçına Ekim 2020'de de çıktı. Bir süre adeta unutuldu. Mart 2021'de basında çokça kez çıkan haberlerde Andrade şirketten ayrılmak mı istiyor soruları cevaplarını bulacaktı. Çünkü kendisi bir tweet attı. Evet, söylentiler doğru. Gelecek bana ne getirir bilemiyorum ama hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Son zamanlardaki desteğiniz için teşekkür ederim, yazdı. 21 Mart 2021'de Andrade şirketten gönderildi. Şu an kendisi AEW'da boy gösteriyor. Herhalde WWE'nin ona kattığı en güzel şey Charlotte Flair olsa gerek. Görüldüğü üzere birçok güreşçi ayrılma talebini kamuoyu önünde de dile getirebiliyor. Bu çok normal bir şey. Bazıları sakince bir mesaj yazıyor, bazıları da şov yapıyor. Sasha Banks gibi isimler ise özelde tutuyorlar. Sasha Banks daha önceleri WWE'den ayrılmak istemiş ancak Vince McMahon bunu reddetmişti. İyi ki de böyle olmuş. Yani şimdiden bile geriye bakınca gayet iyi bir kariyeri var, geleceği de parlak gibi duruyor. Her ne olursa olsun, her vazgeçiş bir başlangıçtır.